Sesim duyuluyor mu? Görüntüm çok iyi değil bugün. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi karışık sanırım. YDT de var. YÖK dil de olması lazım. YDS de olması lazım. Çünkü çalışmıyor muyuz? Şimdi bugünkü aslında tanıtım dersinde diğerlerinin aksine yani tek uzem YouTube sayfasında zaten sesim gelmiyor mu? Niye öyle? Sizin bir şey yapmanız gerekiyor o zaman. Sol alt köşede sese katıl seçeneğini aktif etmeniz gerekiyormuş. Şimdi diğerlerinin aksine YouTube tek uzem sayfasında zaten tanıtım derslerim var. En sonki tanıtım dersinde zaten çok verim sağlamıştınız. Hani onu dinledikten sonra bayağı yanlışlarımız azaldı dediniz. Geri dönüşler çok iyi oldu. Tabii belli bir sürede anlattığım için tanıtım derslerinde bu kadar olabiliyor. Bugün de şimdi sınav üzerine sohbet edeceğiz. Eğitim eğer katılmak isteyen varsa aranızdan nasıl ilerleyeceğiz? Onları ayrıca konuşuruz. Hızlandırma için ayrıca konuşacağız. Şimdi en son ki şu anda YDS yok değil, YDT karışık olduğunuzu düşünüyorum. Zaten ben şimdi ders anlatırdım ama şehir dışına çıktım ve grafik tabletimi unutmuşum. Onu da izliyorum şu anda. Yani anlatamadığım için aslında çok sıkıntıdayım şu an. Yazıp çizemiyorum. Bölüm bölüm konuşursak eğer, bir taraftan siz not alırsınız zaten. Şimdi YDS sınavından sonra yani puanlar çok kimsenin istediği gibi gelmedi sanırım. Ama çalışmalarda bir sistem oturtmamız lazım. Şimdi ben YDT içinde paylaştığım programlarda da mesela belli bir düzende gitmeniz gerekiyor. Ben bu sınava girmedim. Bu sınava girmedim. Bu derste sadece belli başlı ipuçlarını anlatacağım. Çünkü grafik tabletimi unuttuğum için slaytın üstüne çizemiyorum maalesef. Yani size sadece belli başlı ipuçlarını söyleyeceğim. Ki zaten artık YDS programım başlıyor benim. Eğer aynen düşünüyorsanız, eğer hani herhangi bir programa dahil olmadıysanız, Haziran'da başlıyoruz zaten. Önceliği eğitimde, önceliği çok soruluyor. Aslında DM'lere çok şey yapamayabiliyorum bazen. Eğer aranızda mouse'tan çok zor oluyor ama evet denedim, biraz önce dersteydim zaten, çok zor oluyor, yazamıyorum. Tekrar yaparız, benim için sorun değil. Tekrar yaparız, benim için sorun değil. Sadece şunları söylemek istiyorum. Şimdi bu YDT'de paylaştığım program ciddi miktarda net artışına sebep oldu. Niye? Çünkü düzenli bir şekilde ilerliyoruz. YDS ve YÖK Dil adına da böyle bir program paylaşacağım. Ama YDS YÖK Dil tayfaya geldiğimiz zaman hani YDT dışında biraz sanki şey oluyor gibi. Mesela araya koyduğunuz gün sayısının çok olmaması lazım. Hani bir gün çalışıyorsun, 3 gün ara verince ne oluyor? O boşluk kopmuş oluyor ve bağlaç üzerine hiç gidilmiyor. Mesela kelime testi hiç çözülmüyor. Hani kelime nasıl çalışmalıyım? Mesela şimdi sorunuz var mı desem, ilk soru bu gelecek diye düşünüyorum. Kelime testi çözmeniz lazım. Çünkü bize zaten sınavda da test şeklinde geliyor. Yani bunun Türkçesi nedir şeklinde değil. Çünkü testte görmeniz şuradan avantaj sağlayacak size. Mesela belli kelimeler hani belli soru kökünde çıkıyor ya, tarihsel parçanın içinde belli kelimeler çıkar. Aşina olursun. Sağlıkla alakalı bir soru kökünün içerisinde belli kelimeler çıkar. Aşina olursun, zaten çıkmışların hepsini. Derslerimde zaten önceliği verdiğim soru
yapılarının hepsi özel yayınlar değil. Öncelikle bütün çıkmış soruların hepsini çözüyoruz konu anlatımından sonra, ki ben zaten konu anlatımını da çok uzun tutmuyorum. Grubuma katılmış olanlar bilir. Sınavda işinize ne yarayacaksa o kadarını anlatıp üstüne bol soru çözme şeklinde ilerliyoruz. Yani bu döngüde gidiyor. Bizi tuzağa, ya belli sorularda tabii ki hem testten çıkarmalısınız hem okuma parçasından. Ya kendi listenizi oluşturmanız lazım. Şimdi internete girdiğimizde birçok hani liste çıkıyor önümüze, çıkmış listeler. O hazır listelerin pek şeyi olmuyor gibi geliyor bana. Hani bir taraftan da çok cezbetmiyor da çalışmayı. Böyle çok uzun 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 olduğu için hani direkt Türkçesi yazıyor yanında. Ya saatlerce konu anlatmıyorum. Eğitimime katılmış olanlara aslında sorup böyle konuşturmak lazım. Konu anlatımı tabii ki. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela şu da yanlış. Terslerle ilgili diyelim ki anlamak için girilip YouTube'a böyle 10 tane video izlemek çok yanlış. Çünkü herkesin taktiği farklı ya. O zaman daha çok sanki kafanız karışıyor gibi geliyor bana. Daha net ilerlemeniz lazım. Daha hani böyle konu anlatımı, çünkü klasik bir sınav olmadığı için soru üzerinden gidilirse sizin zaten soru görmeniz lazım. Yani sınava giren tüm YDT de dahil, belki YDT'nin ekstra tabii öğrenci olmanızın verdiği rahatlıkla da vaktiniz bol olduğu için gün içerisinde daha fazla soru çözebiliyorsunuz. YDS yok değil de öyle olmuyor. Çalışan bir kesim olduğu için belli bir saat sınırımız oluyor. Yani o kadar çalışabiliyorsun ve o süre zarfında zaten ne kadar soru çözebilirsin ki? Onun için programda bol soru çözmeye dikkat ediyorum. Şimdi YDT üzerine o programda 3 hafta uygulayan öğrencilerde 20-22 net en zaten yüksek o oldu. Ama düzenli bir şekilde uygulamış. Ekstra benim verdiğim programı yaptıktan sonra ekstra vakti, yani 8 saatlere kadar çalışılmış hani günde. Ona tekabül ediyor neredeyse. Bir haftada en aşağı hani tam anlamıyla uygularsan 10 netin altında arttırmazsın. Yani eğer zaten şimdi belli bir nete kadar geliyorsunuz, belli bir netten sonra yükselmiyorsa o zaman sıkıntı ne biliyor musun? O zaman sen hiç yanlışlara bakmıyorsun. Veya yanlışa bakıyorsun, anladım sanıp geçiyorsun, aynı soru tipinden yanlış yapıyorsun. Mesela son yaptığımız tanıtım dersinde paragraf tamamlamayı anlatmıştım sanırım. Paragrafta da aynı taktik geçerli. Zaten baştan anlatıyorum. Yani eğitimler baştan başlıyor. Sıfırdan diye bir şey yok aslına bakarsan. Speaking eğitimi olmadığı için bu. Zaten sınav eğitiminde belli. Baştan başlıyorsun, devam ediyorsun. Konuşma eğitimi gibi değil. Çıkılır ama birebir uyman lazım. Birebir uyman lazım. Yani yanlışları iyi analiz ediyor olmanız lazım. Şimdi şıklara yaklaşım tarzlarında yanlışlar oluyor. Mesela bütün soru tipleri için söylüyorum. Şimdi zaten bağlaçları bir kere çok fazlasıyla bağlaçları önemsemeniz lazım sınavda. Yani prepleri yapamıyorum. Yani prepten çıkan soru sayısı kaç tane? Şimdi bir prebe bak. Tamam belli. Tabii ki hani en yükseğe zirveye de tutmak istiyoruz yanlışlarımızı, ama şimdi şöyle bir şey oluyor. 2 ayın var, 3 ayın var. 65, 70, 75, 85. Bunun üstüne hedefliyorsun. Ondan sonra 2-3 soru çıkıyor. Şimdi 2-3 soruyla uğraşmak yerine eksiklerine odaklanman lazım. Yani şöyle daha taktiksel ilerlemek daha iyi oluyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bağlaçları. Bir kere önem vermen gereken, evet. Bağlaç zaten her tarafta çıkıyor. Paragraf tamamlamada da çıkıyor. Cümle tamamlamada da çıkıyor. Kendisi zaten ekstra bağlaç sorumuz geliyor bizim.
Paragrafta da aynı şekilde. Çünkü paragrafın paragrafla ilgili de aslında soru çözümü yapmıştık. Yine tanıtım dersinde vardı. Şimdi paragrafla ilgili de en son biraz önceki dersinde de paragraf mesela sorularına baktık. Şimdi şıklara yönelmeniz çok önemli. Yani bir metin size verildiğinde burada olması lazım. Bir metin size verildiğinde aynı şekilde paragraf tamamlamada da bir metin sizin önünüze verildiğinde önceliği hemen paragraf tamamlama için demiyorum. Paragraf soruları için diyorum. Önceliği şıklara vermeniz gerekiyor. Yani şıklarda olmayacak yapıları tespit edip hemen paragrafa gitmeniz gerekiyor. Bir haftada 22 net. Netlerde arkadaşlar. Zaten bu YDT grubu hep bir 35 netlerde, 40 netlerde. Bu demo ders değil ayrıca şey. Yani demo ders tabii ki. Ben zaten çok tanıtım dersi yaptım. Yani Tekuzem YouTube sayfasında zaten bütün soru tipleriyle alakalı tanıtım dersim var. Aslında sınava yönelik konuşacağız. Eğitim nasıl yapıyorum? Çünkü DM'den çok fazla yazılıyor ve bazılarını dönüş yapamayabiliyorum maalesef. Gerçi elimden geldiğince cevap veriyorum herkese. Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Elimden geldiğince herkese dönüş yapıyorum. Tekrar bir tanıtım yaparız ama onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten Haziran döneminde başlıyoruz aslında. Hani demolardansa direkt eğitime başlamamız gerekiyor. Ama belli bir hedefimiz varsa tabii ki. Hani sınavdan ben artık şu puanı almak istiyorum ve bu eğitim sürecini artık kapatmak istiyorum diyorsanız birlikte yola çıkabiliriz. Bir aylık yok onun için. Çünkü onu tutturmak gerekiyor. Hani herkesin aynı nette olması gerekiyor ya. Şöyle bir şey olur. Hani sıfırdan başlayan bir öğrenciyle hani belli bir puanı olmuş EYDS'ye girecek bir öğrenciyi aynı grupta toplamak mantıklı olmaz. Yani grup derslerimde de zaten birebir takibe önem veriyorum. Çünkü haftalık yine program paylaşacağım. Kendi derslerimde, YDT'de de YDS yok dil grubunda da haftalık programlı bir şekilde ilerliyoruz. Birebir takip etmem gerekiyor. Öyle çok karışık olduğu zaman hani o zaman öğrencinin hedefi yerine hani dersi anlatıp gitmiş olurum bir nevi. Öyle olmuş olur. Onun dışında şimdi sizin en fazla takıldığınız bölümler mesela ben burada cümle tamamlamayı geçen tanıtım dersinde anlatmıştım. Şimdi cümle tamamlamayla ilgili zaten o tanıtım dersini izlediyseniz bayağı bir katkı sağlamıştır size diye düşünüyorum. Yani sorun kalmamıştır diye düşünüyorum. Tabii ki en sona kaldığımızda çeviri yapıyoruz ama hiç olmayacak mesela yapılarımız oluyor. Veya ne yapıyoruz? Önce sırayı takip etmen lazım aslında. Zamir takibi, tens uyuşması. Tens uyuşmasında artık çok fazla takılmıyoruz. Çünkü genel olarak zaten tens uyuşmasını veriyor bize. Hani o çok belirleyici olmuyor. Ne çok belirleyici oluyor? Mesela zamir takibi, bağlaçlar, this, these, that, those yapıları tarzı ifadeler. Bu this, these, that, those ifadeleri ne derseniz eğer bunlar referans. Yani sen cümlenin içerisinde şurada herhangi bir referans görmediğinde aşağıda bulup hemen eşleştirebilirsin. Mesela their families dedi. Their ne? Yukarıya çıkar bakarsın. Their'ın yerine ne kullanmış olabilir acaba diye. Evet geldi. Zaten yorumlarınız geldi. Çok teşekkür ederim. Netleriniz de artmış. İyi olmuş. Sadece ekstra çok soru çözmeniz gerekiyor. Zaten programları paylaşıyorum. Şimdi eğitim zaten YDS eğitimi Haziran'da başlıyoruz.
Evet, eğitim koçuyla da bu arada şu anda katılanlar için söylüyorum. Eğitim koçuyla da hani bir seans böyle ücretsiz görüşmek istiyorsanız eğer bilgi alabilirsiniz oradan. Konu anlatımı için kendi kaynağımı kullanıyorum. Onu zaten sizlerle paylaşıyorum. Paylaştığım bütün dokümanların hepsi o kaynağın içerisinde. Hem konu anlatımı hem taktiksel bütün notlar var. Hani ara ara paylaşıyorum ya gönderi olarak. Onların hepsi var içerisinde. Onun dışında soruların hepsi çıkmış soruları olarak ilerliyorum. Yani onları hallettikten sonra özel zaten sizin çözdüklerinizden çıkan yanlışların hepsini de tekrar derste çözüyoruz. Nerede yanlış yapılmış? Zaten en fazla takıldığınız bölümler sanırım bu paragraf okuma kısımları. Oraları da taktiksel bir şekilde ilerlediğimiz için en son tanıtım dersimi izlemediyseniz izleyin. Oradan da hani bir fikir edinmiş olursunuz. Nasıl ilerliyorum, nasıl? Çünkü her bölümde bunu uyguluyoruz. Sadece nerede uygulayamıyoruz? Evet, prepler birazcık ezber olduğu için mecburen çıkmış sorulardaki bu prep yapılarına aşina olmamız gerekiyor. Aslında oturup prep ezberlemek yerine bence en mantıklı yöntem mesela paragrafın içerisinde görmeniz. Paragrafın içerisinde şunun yanında şu kullanılıyor mesela daha gördükçe daha aşina oluyorsunuz gibi geliyor bana. Hani tek tek ezberlemek yerine çünkü bazen karışabiliyor. Aynı şekilde kelime içinde ne yapacağız? Bol test çözmemiz gerekecek. Çok fazla çıkabilir. Kelime de ilk başta çalıştığınızda çok bunaltıcı olabilir ama bir yerden başlaman lazım. Bir taraftan da bunu düşün. Çünkü öğrendikçe azalacak ya hani yeni katmış olacaksın. Şimdi ilk başta böyle çok karmaşık gelebiliyor. Nereden başlayacağım? Ne yapmam lazım? Ama sistemli bir şekilde ilerlersen eğer hiçbir sorun kalmıyor ortada. Aslında yavaş yavaş sistemli bir şekilde halletmiş oluyorsun. Belli bir nete çıkmış oluyorsun zaten. Sizin başka sorularınız var mı? Mesela şu bölümle ilgili, bu bölümle ilgili benim size söyleyebileceğim, not alabileceğiniz. Kelimeyi dediğim gibi kelime testi çözmeniz lazım. Kelime öğrenme için aslında güzel kelime kitapları var. Onlardan bir tanesini edinip veya yani ben test çözmek dışında ve çıkmış paragrafları okumak dışında bir çare görmüyorum aslında. Mesela YDS'den girecekseniz bile YÖK dilin çıkmış paragrafları okunabilir. Çıkmış sorular üzerine odaklanmanız her zaman katkı sağlayacak. Tabii ki öyle. Şimdi diyalogda da çok sorun yaşanıyor. Aslında enteresan diyalog soruları çok zor soru tipleri değil. Nedense hadi reading için şöyle bir şey. Paragraf için de anlatmıştım ben. Hani nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye. Ki paragraf dersinden sonra genelde netler düzene giriyor. Hani çok az yanlış yapılıyor. Çünkü dikkat etmeniz gereken yer şu değil. Parçayı okuyorsun. Ondan sonra şıklara gidiyorsun. Ondan sonra şıkları okuyup parçaya tekrar gidiyorsun. Yani bu böyle döngü olur. Hem vakit kaybedersin. Hem çeviri, şimdi çeviri yöntemi çok hemen tek tek cevap vereceğim. Şimdi çeviri yöntemi biri bana reading'i sormuştu. Çeviri yöntemi evet doğru bir yöntem ama şunu yapman lazım. Önce olmayacak seçenekleri ele en azından bir ikiye düşür. Mesela senin parçanın içerisinde bak şuradaki şu beş tane seçeneğin içerisinde sana göstereyim. Şimdi şurada must'ı kullandı tamam mı? Burada only'yi kullandı. Burada okulu kullandı. Aileleri kullandı. Desteklemek dedi. Burada mesela dangerous dedi. Şimdi benim parçamın içerisinde eğer ki
Tehlikeli kelimesi geçmediyse, destekleme kelimesinin eş anlamlısı geçmediyse, bir şeye hayati rol veya kariyere değinmediyse veya must modalını kullanmadıysa. Çünkü modallar da benim için önemli. Parçanın içerisinde geliyor. Can, could, may, might kullanıyor. Sonra seçeneklerde should da must geliyor mesela. Olmaz. Bu şekilde ilerlersen eğer, en azından olmayacakları hızlı bir şekilde elersin. Ondan sonra kalan seçenekler arasında çeviri yapıp yorumlama yaparsın. Zaten çıkarım sorularında zorlanıyor paragrafta. Şimdi diyalog sorularına gelirsek, diyalogda eşleştirmede sorun yaşıyorsunuz. O zaman şöyle bir durum var diyalogda sorun yaşıyorsanız. Şimdi öndeki cümleyi okuyorsun ya, ondan sonra boşluk veriyor, diğer cümleyi okuyorsun. Şimdi zaten bir tane seçenek yukarıyla alakalı. Diğer seçenek direkt aşağıyla alakalı. Bir tanesi tamamen bağımsız, onu direkt eliyorsun kafadan. Doğru olan seçenek hem yukarıyla hem aşağıyla bağlantılı olması lazım. Yani öznen çok önemli. Konu bütünlüğü önemli. Tabii orada çeviri de giriyor devreye. Bilmediğin bir kelime denk geldiyse o da seni bir taraftan götürür. Ama şöyle ilerlerseniz bence çözebilirsiniz. Mesela diyalog sorularında sorun mu yaşıyorsun? Ya 60 tane soruyu bir çöz oturup. Yoğunlaş. Yani hangi konuda sorun yaşıyorsun? Cümle tamamlamada mı? Çöz 60-70 soru, yoğunlaş ona. Biz çünkü programlarda öyle yapıyoruz. Bir Haziran'da tabii YDS için aslında konu anlatımı değil şu anda. Hani sınavda nelere dikkat etmeliyiz tarzında bir konuşma. Evet, tanıtım dersi, çünkü diğer soru kökleriyle alakalı zaten çok videom var aslında Tekuzem'in YouTube sayfasında. Ben linkleri de paylaşayım hatta sizin için. Oradan bakarsınız tekrardan. Hani nasıl ilerliyorum. Derslerde şöyle yapacağız. Konu anlatımını tabii ki çok yüzeysel bir şekilde yapmıyorum detaylı, ama şöyle. Sınavda nasıl çıkar? Yani present tense diyorsun, past tense diyorsun, ama soruda senin karşına bu tense nasıl çıkabilir? Nelere dikkat etmen lazım? Hangi kelimelerle karşına çıkıyor? En son paragraf tamamlama ve cümle tamamlama senin için sıkıntıysa son tanıtım dersimi mutlaka izle. Mutlaka izle. Çünkü bayağı katkı sağladı. Sana da katkı sağlar diye düşünüyorum. Şimdi bir haftada 10 neti arttıran arkadaş 8 saatten fazla çalışmış. Siz YDT grubuna biraz kızıyorum. Çünkü net hesaplamak yerine oturup çalışmanız lazım. Yani o neti arttırırsın. 25 de yaparsın. Ama oturup düzenli bir şekilde çalışmanız lazım. Yanlışları kontrol etmen lazım. Aynı şekilde verdiğim programın üstüne koyabiliyorsan koyman lazım. Bir sonraki gün mesela ben yayınladım neler yaptığını. Bugün yaptığın yanlışlardan diyelim ki prep şundan sonra bu gelir. Bundan sonra bu gelir. Mesela bunları not alıp ertesi gün programa başlamadan önce tekrar etmen lazım. Yani YDT grubu avantajlı. YDS ve yok dil gibi değil. Çünkü sizin vaktiniz var. Siz yapabilirsiniz. Siz puan hesaplamayın şu anda. Düzgün bir şekilde çalışmaya çalışın. Önünüzde vakit var. Telaşa kapılmayın. Boşu boşuna stres yapıyorsunuz. Gereksiz. Hayır, 35'ten önce 10 net 45, 45'ten sonra 22, 67. Tabii 67'de. Şu an bu haftanın programıyla ne yaptı bilmiyorum ama konuşmadık. Şimdi senin son... Ben YDS yok dil için de program paylaşacağım. Sadece şundan çekiniyorum. Hani
YDS ve YÖKDİL grubu daha kısıtlı vakti oluyor ya, hani öyle yoğun bir program koyduğumda belki şey olabilir, hani soğutsun da istemiyorum bir taraftan. Hani direkt böyle bir programı, ama programlı gidince de çok iyi oluyor. Net artış da sağlamış oluyoruz. Tabii birlikte aslında, hani bir eğitime de dahilseniz eğer veya dahil olmayı düşünüyorsanız veya benim öğrencim olacaksanız bilmiyorum onu. Yani programlı gitmeye çalışın. Hani sürekli mesela günlük onu yapın. Hani şu kadar soru çözmemiz gerekiyor. Bu kadar bundan eksikleri iyi tespit edip ilerlemek lazım mesela. Bir Haziran'a kadar ne yapmalısın? Kelime kaynağın varsa mesela kelime takviyesi yapabilirsin şu anda. Diğer bütün kısımları zaten birlikte halledeceğiz. Yani emin olun, eğitim almış öğrenciler de mesela dahil oluyor eğitime. İşte 2-3 yıldır bu işle uğraşan, ki bu kadar aslında uzayacak sınav grupları değil bunlar aslına bakarsanız. Hani bu kadar böyle lisans gibi, hani yüksek lisans gibi uzayacak sınavlar değil. Belli bir sistemde ilerliyor sorular. Belli sayıda bir kelime bilgimiz olması gerekiyor. Diğer soru kökleriyle alakalı da mesela paragrafta belli bir sistemde, diğerinde tabii ki kolay sınavlar değil. En son çıkan sınavda da gördük zaten sorularımız tabii ki çeviriye dayalı, tabii ki kelimeler zor. Hani hiç sıfır bir şeyle girilmez, sadece teknikle ilerlemeyeceğiz. Ama en azından belli bir aşamaya kadar birlikte getireceğiz zaten. Siz onun üstüne koyduğunuzda hani geçmeme ihtimaliniz yok. Hani bu kadar böyle yıllarca uzayacak. Tabii ki evet, denemeler yapıyoruz zaten sistemin içerisinde. Ya programda aslına bakarsanız hani gramer konularını zaten halledeceğiz. Gramer konularını hallettikten sonra direkt zaten deneme üzerine, daha doğrusu soru tipleri üzerine yöneleceğiz. İlk başta ağırlık verdiğim bağlaç, cümle tamamlama ve sonrasında direkt paragraf soruları. Çünkü paragraf birazcık çözdükçe gelişiyor ya, ilk onu aslında koymak istiyorum plana. Ondan sonra diğer kısımlar ve bol deneme. Zaten ne kadar soru çözdüğümüzü en sonki grupta hesaplamadık. Oturup hesaplamak lazım aslında. Bütün çıkmış soruların hepsine. Tabii ki bunu zaten ben de sizden istiyorum. Neden, nerede hata yapılmış? Yani soruya nasıl yaklaştınız? Aslında o önemli benim için. Mesela bir soruyu, diyelim ki şu soruyu yanlış yapıyorsun ya. Hangilerini neden eledin? Onu gördüğüm zaman ben diyorum ki evet bak şöyle yapman lazım. O zaman bitti. Bir daha yanlış yapılmıyor zaten. Yani çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Çünkü her konudan da, konu anlatımından sonra da, hani konu anlatımı dediğim gibi çok uzun uzadıya anlatmıyorum. Çünkü öyle bir detaya ihtiyacınız olmuyor sizin sınavda. Hani test üzerinden ne gerekiyorsa. Tabii ki detaylı bir şekilde görüyoruz ama soru odaklı gitmemiz lazım. Hani her konuyla ilgili en az 80 tane soru çözmemiz lazım. Yani önce benimle birlikte çözmeniz lazım. Ben nasıl yaklaşıyorum sorulara? Ondan sonra zaten sizden istiyorum ve belli bir, diyelim ki 50 soru mu çözeceksin? 35 doğrunun altında yapmaman lazım. 35 doğrunun altında yapıyorsan o zaman çözdüğün sorularda bir sıkıntı var deyip yanlışın fazla. O zaman yanlışlarına bakmamız gerekiyor. Yani zaten bu şekilde ilerleyebiliriz. Onun dışında hep aynı yanlışlar yapılır. Sen hep aynı düzeyde, hani birebir aslında bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. En
En son ki tanıtım dersini izlemediyseniz ama mutlaka izleyin şu paragraf tamamlama ve cümle tamamlama için. Ondan önce de yine paragraf soruları ile ilgili falan da yapmıştım ben tekrar tekrar. Zaten eğer düşünüyorsanız da katılmayı yani bu sefer halledeyim diyorsanız en son gerçi YDS ve YÖKDİL'den EYÖKDİL'e girecek var mı aramızda bu arada? Yani şu an EYÖKDİL'le ilgili neler yapılıyor mesela? Çok az bir süre kaldı. EYÖKDİL yok sanırım. YDS var mı peki? YDS var aramızda. EYDS var. Ben YDS için de mutlaka bir plan paylaşacağım ama. Sonucunuza göre eğer hani katılmayı düşünürseniz de zaten birebir tamam birebir zaten ilgileniyorum her öğrencimle. Tabii ki olur. Neden olmasın? Belli bir şeyde ilerliyoruz. Zaten notlarımdan görüyorsunuz. Çok hani sorularda yardımcı olacak şekilde paylaşıyorum. Ders anlatımını da o şekilde zaten ilerletiyoruz. Dikkat etmeniz gereken tek şey sadece sistemli bir şekilde ilerlemek. Dersler aynı şekilde. Şunu da söyleyeyim. Hani o da çok soruluyor. Yani canlı bir şekilde yapıyoruz dersleri. Onlar kayıt altına alınıyor, tekrar sisteminize yükleniyor. Ama ben canlı katılmanız taraftarıyım. Çünkü o anda bir şey anlamadığında direkt sorabiliyorsun. Zaten sizin şimdi eğer düşünüyorsanız da hani indirim oranı da olacak bu tanıtıma katıldığınız için. Onunla ilgili de bilgi alırsınız. Şuradaki linke tıkladığınızda da orada da eğitim koçuyla zaten görüşebilirsiniz. Onun dışında zaten benden en çok istediğiniz galiba paragraf soruları. Bir tane de böyle paragraf soruları ile ilgili bir toplantı yapalım birlikte. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şıklarda nasıl ilerleyeceğiz? Çünkü cümle tamamlama, paragraf tamamlama var. Onu hallettik. Şimdi diğerlerine geldi sıra. Diyalog da çok soruluyor. Diyalog da bizim için önemli. Yakın anlamda da aslında puzzle gibi eşleştirmen lazım. Bazen evet. Tamamen böyle karman çorman gelebiliyor ama genelde puzzle şeklinde yerleştiriyoruz. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Evet doğru. Evet, daha öncesinden veriyorum. Zaten kendi notlarımı da gönderiyorum size PDF olarak. Çözeceklerimizi de gönderiyorum. Zaten şey oluyor, hani o an 250 sayfanın üzerinde. Hem konu anlatımı hem de bölüm bölüm nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Özetler. Gramer için şöyle, gramer konularını zaten tek tek anlatıp ilerliyorum. Gramer konusunu anlatıyoruz, üstüne bol soru çözüyoruz. Gramer konusunu anlatıyoruz, üstüne bol. Yani çok aslında gramer konuları çok vaktimizi almıyor bizim. Soru çözmeyle ilerliyoruz. Ondan sonra bütün gramer konularını bitince close testle devam ediyoruz. Ondan sonra cümle tamamlama. Cümle tamamlamadan sonra
Paragraf geçişinde kelime ile birlikte paragraf. PDF var aslında zaten sayfamda. Orada parça parça ben notları paylaşıyorum ya, hani bazen soruyorsunuz. Onların hepsini içeriyor aslında. PDF notları çok faydalı oluyor sizin için. Çünkü her bölümün sonunda da hani dikkat etmeniz gereken yerleri, böyle daha taktiksel noktaları yazdığım için onlar bayağı katkı sağlıyor. Belki konu anlatımı hani defalarca kez çalıştınız. Soruya yaklaşım tarzında eğer sıkıntı oluyorsa... Demo dersim var ama benim. Ben şimdi bu tanıtım dersini kapattıktan sonra Tekuzem'in YouTube sayfasında zaten link paylaşıyorum ya. Orada zaten birçok demo dersim var benim. Aslında bütün soru kökleriyle ilgili de çözümlü hali var. Bağlaçlarla ilgili var. En son cümle tamamlama, paragraf tamamlama yaptık. Ondan önce paragraf... Ben linki paylaşırım. Oradan direkt bakarsınız. Çünkü birçok kez zaten ders anlatımı yaptım aslında. Konu konu nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir tane daha demo ders yaparız birlikte. Bunu saymayalım. Bunu zaten eğitimler nasıl olacak? Sizin sorularınız var mı? Yani YDS şimdi grubuna az kaldı ya. Çünkü başlayacağız direkt artık geç kalmadan. Sınava kadar sistemli bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Hani sizin sorularınız olur mu? Neleri merak ediyorsunuz? Nasıl ilerliyoruz? Parça parça zaten hep videolar paylaşmaya çalışıyorum. Hani katkı sağlasın diye sizlere. En son bir diyalog da çok vardı. Onu hatta paragraf ve diyalog birlikte bakabiliriz. Onları program netleşince zaten sizlere bilgi veriliyor. Haftada 2 gün, 3'er saat şeklinde yapıyoruz. Yani 4 ders, hafta 2 gün. Yine aynı şekilde olur ama günler, saat tabii ki. Çalışan grup olduğu için 7-7.30'dan sonra. Hı, evet. Evet, öyle. Çünkü gündüz herkes için uygun olmuyor. Yani tekrar izleme şansınız oluyor zaten. Hani derste çok fazla aslında hani ben not alıyorum zaten. Not aldığım şeyleri de ekstra mesela yapıştırıp tekrar size gönderebiliyorum. Hazırlı bir şekilde hani okuyun, üstünden geçin diye. Program evet, gramer konularını zaten sıra sıra ilerlememiz gerekiyor. Belli bir programımız var tabii ki. Hı. Tabii tense işledik. Tense ile ilgili çıkmış soruları. Sonra tense ile pasif karışık bir şekilde geliyor mesela onunla ilgili soruları. Sonra model, konu anlatımı, onun soruları.
Yani soru çözmediğimiz hiçbir ders yok. Zaten konu anlatımını dediğim gibi hani çok uzun tutmuyorum. Yani 3 saatlik dersin içerisinde hani 1 saat en fazla, o da abarttım hatta şu an. Onun dışında hepsi soru. Çünkü soru üzerinden mesela anlatıyorum ya. Hani şunu gördüğümüzde şunu yapıyoruz, bunu gördüğümüzde bunu yapıyoruz ya da şu anlama geliyor, şunu gördüm. Bunların hepsini söylediğimde aslında soru üzerinden not alıyorsunuz ya, onlar zaten çıkıyor sınavda. Onlar size katkı sağlıyor. Soru üstünden not alınca daha iyi oluyor sizin için de. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam, güzel netleştiyse. Ben zaten en son ki bu yaptığım tanıtım dersleri için de linki paylaşırım. Oradan YDS olan videolar zaten bana ait. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Hani nasıl ilerliyoruz? Ya da soru çözüm tarzımız nasıl? Gerçi videolardan da paylaşıyorum, artık aşina olduğunuzu sanırım. Ama bir tane daha tanıtım dersi yapalım. Bunu saymayalım. Olsun, sizin sorularınızı cevaplamış oldum. Ama diyalogda netleştim, hani diyalog soruları sorun sanırım herkes için. Ve paragraf. Onu not aldım. Ekstra videosunu da paylaşırım. Yine dediğim gibi eğitimlerle alakalı böyle detaylı bir bilgi almak istiyorsanız tekrar dediğim gibi Tekuzem sayfasını zaten direkt linkten eğitim koçuyla aynen 1 saat bir seans ücretsiz görüşmek istiyorsanız eğer. Aslına bakarsanız şehirle de alakalı. Mesela netler bazen çok dalgalı çıkabiliyor ya. Hani bazen oradan bazen bundan o şeyle alakalı. Hani belli bölümlerle ilgili çok belli sayıda soru çözmüyorsunuz ya. Mesela o denemede o kısım seni zorlamıyor ama diğer denemede o kısım seni zorluyor. O işte aslında çok fazla soru tarzı görmeyle alakalı. Şunu hiçbir zaman yapmayın. Tek bir yayın gitmeyin zaten. Hani değişik yayınlar çözmeye çalışın. Öncelik ilk tabii çıkmışları bence halledin, halletmediyseniz. Ondan sonra. Evet, çözebilirsiniz çünkü. Çözülmeyecek bir sayı değil. Çok rahat bir şekilde yapılır. Yani zevkli hale gelmesi lazım daha doğrusu. Hani böyle yarım saat bir parçayla hani uğraşınca tabii ki sıkıcılaşır ve şey zor bir hal alır. Tabii ki her konudan çözmek de zaten YDS bakımından da önemli. Hani YÖKDİL için evet gruplaşıyor. Kendi bölümüyle alakalı ilerleyebilir ama YDS için bütün hepsini. Başka bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Eğitimlerle alakalı nasıl, hani merak ettiğiniz? Gerçi elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum ben ama sorulara. Yine de varsa
Eğer aklınıza takılan bir durum. Ya soru sayısı önemli. Belli bir soru sayısı çözmeye kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Eğer alıştırmazsak süre bizim için ızdırap haline gelebilir. Yani yetiştiremeyebiliriz. En son çok kişi yaşamış bu sorunu. Yetişmemiş. Evet, çok güzel. Soruyu hiç çözmediysen harika. Birlikte bol bol çözeceğiz, merak etme. Yenersin. Gramer çalışmak işte o şey oluyor. Hani konu çalışmak belli bir yere kadar, evet. Ama tek başınıza da tabii ki belli bir yönlendirme olması gerekiyor. Hani tek başına nasıl çözeceksin? Şimdi bir sürü de hani video olunca hangisine yakınlaşmam lazım? Yani kafa karışıklığı olabiliyor. Yönlendirilmenizin çok doğru olması lazım. Yönlendirme doğru değilse 2 yılda sürebilir, 3 yılda sürebilir. Hani böyle devam eder. Yani bir türlü o puan alınamaz. Ve artık zaten hani belli bir süreden sonra da şey oluyor, sizde de bıkkınlık oluyor hani. Tabii ki buradan nasıl paylaşabilirim bilmiyorum ama Instagram'dan paylaşırım. Şu an buradan paylaşamayabilirim çünkü telefonda olduğu için ekranı kapatıp çıkıp eklemem gerekiyor çünkü. Oradan kontrol edersiniz, bakarsınız. Ona göre. Zaten tanıtım derslerini bu sebeple yapıyoruz. Tabii ki halledeceğiz. Halledeceğiz birlikte. Evet. Ya bazen elinizde belki benim elimde olan kaynaklar kadar çok kaynaklar var. Ama evet, bir türlü hani nasıl ilerlenmesi gerekiyor, neye dikkat edeceğim, nasıl çözeceğim, o kafa karışıklığı sizi şey yapabiliyor, karıştırabiliyor. Bütün ben tabii ki zaten öğrencilerime, yani grup içerisindeki öğrencilerime, eğitim alan öğrencilerime hepsine zaten PDF'lerimi gönderiyorum. Orada işkence haline gelmez. Ders anlatımında da yazdığım şeylerin hepsini aktarıp sizlere tekrar gönderiyorum. O konuda bir sıkıntı yok. Not istemediğiniz kadar not gönderiyorum. Önemli olan sadece uygulamanız. Onun dışında başka hiçbir şeye gerek yok. Yani halletmememiz için, hani sınavı geçmemeniz için, o hedeflediğiniz puanı almamanız için hiçbir sebep yok. O zaman ben teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Tekrar yine buluşalım birlikte. Yine sorularınız olursa yazabilirsiniz. Tabii ki en baştan başlıyoruz zaten. En baştan başlıyoruz. Speaking eğitimi olmadığı için bu. Zaten konular hep aynı standartta ilerliyor. Ben de teşekkür ederim. Şimdi zaten konu anlatımımı paylaşacağım sizinle. Oradan da tekrar bakarsınız. Hani takıldığınız bölümlere de. Bilgi almak için zaten direkt iletişime geçebilirsiniz. Tek uzemle veya ben yönlendirebilirim. Zaten iyi belli bir indirim oranı olacak sizler için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar, görüşmek üzere.